Popular Science Türkiye'den herkese merhaba. Her hafta bilim dünyasına büyük katkıları olan bilim insanlarının hayat öykülerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu bölümümüzün konusu modern fiziğin babası olarak kabul edilen Sir Isaac Newton. Newton, 4 Ocak 1643'te İngiltere'de doğdu. Eğitimi Grantham'daki King's School'da başladı. Newton 12 yaşından 17 yaşına kadar King's School'a devam etti. 1661'de ise Cambridge'deki Trinity College'a girdi. Burada hem eğitim görüyor hem de çalışıyordu. 4 yıl sonunda 1665'te Cambridge'den matematik bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonraki 2 yılını matematik, optik ve çekim alanındaki teorilerin formüllerini hazırlamakla geçirdi. Bu çalışmalar bittikten sonra büyük ölçüde optik konusuna ilgi duydu. Üniversitede üzerine yoğunlaştığı iki konu olan optik ve astronomi konuları üzerine dersler vermeye başladı. Bu dönemde dünyanın ilk ışık yansıtmalı teleskobu olan Newton teleskobunu icat etti. Daha sonra bu buluşunu Kraliyet Bilim Akademisi'ne sundu. Yanında ışığın kırılması ile ilgili de bir de çalışma bulunuyordu. Bundan sonraki 30 yıl boyunca doğa kanunları ve ışığın özellikleri üzerinde çalışmalarına devam eden Newton, 1704 yılında Optics isimli bir kitap yazdı. Bu kitapta bir prizmanın ışın genişletici olarak nasıl kullanılabileceği gösteriliyordu. İngiliz bilim insanı Optics'ten önce yayınladığı Doğal Filozofinin Matematiksel Prensipleri adlı çalışması bilim dünyasını adeta değiştirmişti. Bu çalışmada hareket kanunları, evrensel çekim yasaları ve Johannes Kepler'in gezegenlerin hareket kanunlarının toplu bir uygulaması yer alıyordu. Newton eserleri ile bilim dünyasında çok önemli bir konuma yükseldi. Sadece Kraliyet Bilim Akademisi'ne kabul edilmekle kalmadı. İngiltere Kraliçesi Anne tarafından şövalye ilan edildi ve Sir unvanını aldı. Bundan sonraki senelerde bu eseri geliştiren ve tekrar baskılarını yapan Newton'un geniş bir hayran kitlesi oluştu. Newton, hayatının geri kalan kısmında matematik, astronomi ve optik üzerinde çalışmaya devam etti. Buna ek olarak Kraliyet Darphanesi'nin yöneticiliğine getirildi ve yeni İngiliz paralarının basım sürecini yönetti. 1703'te Kraliyet Bilim Akademisi başkanlığına getirildi. 1724'te ihtiyarlayan ve sağlığı bozulan Newton, yeğeni ve eşiyle beraber İngiltere'nin Winchester kenti yakınlarındaki Cranberry Park'a yerleşti. 31 Mart 1727'de 84 yaşında hayatını kaybetti. Isaac Newton, yaptığı çalışmalarla tüm zamanların en etkili bilim insanlarından biri olarak görülür. İngiliz fizikçi Sir Isaac Newton, modern dünyada kullanılan klasik mekanik yasalarının mimarıdır. Bu yasaların temelinde evrensel çekim kuramı ve 3 hareket yasası yer alır. Newton tüm bunları bir sistemde birleştirmeyi başardı. Bu çalışmaları sayesinde uzaydaki gök cisimlerinin hareketinin tek bir yasaya bağlı olarak gerçekleştiğini ortaya koydu. O zamanlar bilim dünyası Güneş'in evrenin merkezinde olduğunu varsayıyordu ve Newton sayesinde bilim dünyası büyük bir değişim geçirdi. 200 yıl sonra ortaya atılacak olan Einstein'ın genel ve özel görelilik kuramına giden yol açıldı. Hadi gelin birlikte Isaac Newton'un yaşamına dair çarpıcı bilgilere bakalım. Newton, tarihte şövalyelik unvanı alan ikinci bilim insanıdır. Arması, kalkan üzerinde çapraz duran iki incik kemiğidir. 1696'da yeni İngiliz paraları basılırken Kraliyet Darphanesi'nin yöneticisiydi. Yönetimi sırasında 28 kalpazanı yargılayıp mahkum etmişti. Şimdi de Isaac Newton'un bilim dünyasına katkı sunan büyük fikrini sizlerle paylaşalım. Newton'un 1687 yılında yayımladığı Doğal Filozofinin Matematiksel Prensipleri adlı eseri günümüzün klasik mekanik yasalarının hemen hemen tümünü içeriyordu. Ancak eserdeki en önemli konu tartışmaya açılmış olan evrensel çekim yasalarıydı.
Newton yasası, evrendeki her maddenin diğer maddeleri, kütlelerin çarpımı ve aralarındaki mesafenin karesinin ters orantısı ile çektiğini söyler. Bu kuram, yıllar önce Johannes Kepler tarafından birbirinden bağımsız olarak ortaya konan hareket yasalarını birleştirmiştir. Kepler, her ne kadar sağlığında fazla kabul görmemiş olsa da, bu yasalarla gezegenlerin, uyduların ve kuyruklu yıldızların uzayda nasıl hareket ettiğini şaşırtıcı bir doğrulukla açıklayabilmiştir. Newton yasalarının yerine artık Albert Einstein'ın genel görelilik kuramı kullanılıyor. Bu kuram ile sistemleri, özellikle çok büyük boyuttaki sistemleri çok daha net olarak tanımlamak mümkün. Şimdi de bu önemli fizikçiden ilham alan bilim insanlarına değinelim. Bu isimlerden birisi William Winston. Newton'un öğrencilerinden biri olan William Winston, Newton ayrıldıktan sonra profesör oldu ve Cambridge Üniversitesi'nde matematik bölümünün başına geçti. Günümüzde en çok bilinen eseri kuyruklu yıldızlar üzerine yaptığı çalışmalardır. Newton'un ilham kaynağı olduğu bir diğer bilim insanı ise Albert Einstein'dır. Newton'un evrensel çekim yasaları ve klasik mekanik formülleri Einstein'ın astrofizik üzerindeki düşüncelerinin temelini oluşturdu. Einstein daha sonra genel ve özel görelilik kuramını ortaya koydu. Bilim insanları tarafından tarihin en etkili insanlarından biri kabul edilen Sir Isaac Newton, Einstein ile birlikte tüm zamanların en iyi fizikçileri arasında yer alır.